Efendim işte büyümeyen, büyümeye çalışan bir başka çocuğumuz. O 16 yaşındaydı. İstanbul Kartal'dan kaybolmuştu. Dün annesi biliyorsunuz bulunduğu haberini alınca çok sevindi annesiyle babası. Evet. Ama kızları yurtta kalmayı tercih ettiği için çok üzülmüşlerdi. Onları da aldık. Görüştük yurtla da. Kızlarıyla görüşme imkanı sağladık. Bakın izleyelim. Onlar da bugün yine buradalar. Ay, bugün Nazike'nin yüzü gülüyor. Tam evet. Anlamıyla. Gördüm vallahi kızımı. Hepinizin gözü aydın. Yani. Burada geldim. Anneler sağ mutlu gitsin. Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun canım benim. Hadi izleyelim onu da. İstanbul Kartal'dan kayıplara karışan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi kızımız kaybının 4. günü Müge Anlı'da bulundu. Tekirdağ ailesi gittiğini düşünmüştü arkadaşlarıyla konuşunca. Gerçekten de yayınımızın arkasından Tekirdağ'da bir polis merkezine gitti. Kızımız bulundu. Çok teşekkür gelsin. Ediyorum emniyet yetkililerine. Her zaman ben çocuğuma sarılırım. Evden kendi rızasıyla ayrıldığını söyledi. Evet. Hemen ailede haberdar edildi. Fakat kızımız ailesinin yanına dönmek istemedi. Beni dedi ben çocuk yurduna gitmek istiyorum dedi. Korkma yavrum, ne geldiyse geldi başkan. Sen benim yavrumsun, ölürüm de vazgeçmem senden. Seni evde göremeyince eve giremiyorum yavrum. Uyuyamıyorum geceleri. Geri dönsün, korkmasın hiçbir şeyden. Onu götüreni, aklına girenler de gereken cezayı alsın. Benim çocuğum da çocuk, aklına girdiler. Okul çocuğu da okula gidiyorum diye çıktı. Ben yol ettim çocuğumu. Sen benim her zaman kabulümsün. Ne olursa olsun. Başına ne gelirse gelsin. Nefes alıyorsun ya, o bana, o bile yetti bana. Kızım dedim nefes aldı, ben nefes aldım. Canım senin benim. Sayende çıktı benim çocuğum. Biz bundan ayrılmak istemiyoruz. Gelmesini istiyoruz. Bak ne kadar güzel, seni evlerine bekleyen, okuluna devam etmeni isteyen bir ailem var. Yavrum bu şansı lütfen tepme. Yayınımızın ardından Nazike ve Erdem Filiz çifti devlet himayesi altında olan kızlarını görmek üzere Tekirdağ'a doğru ekibimizle birlikte yola çıktı. Günler sonra kızlarına kavuşacaklardı. Heyecan doruktaydı. Çok heyecanlıyım. Kızımla konuşacağım, göreceğim onu. Özledim onu. Kokusunu özledim. Kızımın sesini özledim. Kendini özledim. Her şeyiyle özledim onu. Bir an önce kavuşmak istiyorum kızıma. Ben de çok sevinçliyim. Çocuğumuzu bulunduğu için çocuğumuzu görmeye geldik. Peki öyleyse ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Siz içeride görüşün. Çıkışta tekrar biz burada bekliyor olacağız. Buyurun. Nazike ve Erdem Filiz sıkı sıkıya sarılmak üzere kızlarının yanına gittiler. Hasret giderdikleri bir saatin sonunda 16 yaşındaki kızımızın yanından ayrılan anne babayı ekibimiz karşıladı. Çok mutluyum. Kızıma sarıldım, onu öptüm, sevdim çocuğumu. Çocuğumu böyle sarılmayı hasretle bekliyordum. Dünyalar benim oldu. Neler anlattı, neredeymiş günlerdir, ne konuştunuz içeride? Biraz dedi, kafamı dinleyeceğim dedi. Sonra dedi, belki karar değiştiririm dedi, belli değil dedi. Öyle, ben de onun isteği için bıraktım. Kafasını toplasın, düşünsün, karar versin. İnşallah doğru kararı verecektir benim kızım diye. İnanıyorum. Kısa zamanda evine dönecektir inşallah. Biraz kafası karışmış, dinlenmek istiyor. Şu anda alamadık, bekleyeceğiz. Güzel güzel konuştuk, anlattık, tamam dedik. Kızımıza her zaman desteğiz, arkasındayız. Sahip çıkacağız kızımıza, yalnız bırakmıyoruz. Buruklardı ama kızları artık güvende olduğu için mutlulardı. Teşekkürleri de bu mutluluklarının mimarınaydı. Müge Anlı'ya da Allah razı olsun yardımcı oldu, çocuğumuzu bulduk. Çok çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ona. Ederiz. İyi, iyi ki varsın Müge Hanım. Müge Hanım. İyi ki sizler de varsınız. Bu arada bizi izliyorsun biliyorum. Bak hayatım sen anne babanı böyle gelmeyeceğim diye onların üzüntüleriyle sana olan sevgisiyle oynamaya çalışıyorsun. Onun farkındayım. Çünkü amacın ne? Amacın gideceksin, evleneceksin. Öyle bir hayat yok. Sen daha 9. sınıf öğrencisisin. Okulunu bitireceksin. Seni seven, seni beklemek isteyen zaten bekler. Asla da çocuklarınızın bu tarz inatlarına lütfen boyun eğmeyin. Asıl onun burnu sürtülsün, o geriye dönmek istesin. Öyle bir hayat yok. Anne baba bu şekilde tehdit edilemez. Okuluna gideceksin. Sen yani 9 ne oluyor? Lise 1 bizim zamanımıza göre. Ne oluyor daha lise 1'de? Daha ne oluyor? 2 sene sonra da kucağında bebekle döneceksin. Sonra olacaksın şimdi 16, 2 sene sonra 18... Çocuğu bırak annene, git gene başkasına, bu kadın gene senin peşine düşsün. Öyle bir hayat yok kızım. Sakın o konuda da boyun eğmeyin. Efendim, annelerimizin buradan dediğim gibi böyle yüzleri, gözleri mutlu gidince biz de mutlu oluyoruz. Sizinkiler evde, sizinki de devletin himayesinde. Beklesin, onun biraz burnunu sürtülsün. Siz onun burnunun sürtülmesini bekleyin. Ondan sonra bak bakalım...
nasıl geriye dönüyor? Kürkçünün, hani ne derler, tilkinin döneceği yer, dönüp dolaşıp geleceği yer ne yazık ki kürkçü dükkanı. Yani tilki için ne yazık ki ama çocuklarımız için iyi bir benzetme. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu